Hepinize merhaba arkadaşlar. Tekrardan özlenen haftalık Dead by Daylight Mobile'de kaldığımızı diğerden devam ediyoruz. Konuşamadım. Bakalım. Zaten bildiğimiz gibi lobi falan aynı. Bu arada artık haftada iki video gelmeye devam edecek zaten. Büyük ihtimal pazartesi, çarşamba olabilir ya da pazartesi, perşembe. Bakalım, onu da karar vermedim. Ama artık haftada iki video gelecek. Bu arada iPad Pro M2'den oynuyorum. Onu da tekrardan söyleyeyim. Her videoda da söyleyebilirim aslında son, çünkü soruyorsunuz. Merak edenler oluyor. Ultra'da oynuyoruz. 60 FPS veriyor. En fazla oyun bize sunuyor. 60 FPS, her şey Ultra'da. Tüm efektler. Bakalım. Legion geldi. Çete. Şimdi. Normalde burada yazmaz arkadaşlar. Bazen yazdığı oluyor. Onu siz de görmüşsünüzdür zaten. Yazdığı zaman o katil gelmiş oluyor. Bu bilgisayarda da bazen oluyor, mobilde de bazen oluyor da çok nadir yani, arada bir. Ben bazen denk geliyorum. Alttaki yazılar, o yüzden arada bir göz atın. Hepimiz aynı yerden başladık galiba, aynen. Güzel map aslında Yamaoka Malikanesi. Şöyle bir çizikleri bu arada görebiliyoruz Perkim'den kaynakta. Ondan sonra onu soranlar olabilir, abi bende niye gözükmüyor falan. O Perk'le alakalı arkadaşlar. Belki siz de koyabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yeşil bak gözüküyor sağ üstte. Ha, bu iki kişilik. Burayı bıraktım. Şu tarafa doğru yavaş yavaş ilerleyeceğim. Aslında şu karşıda motor var ama katilin o tarafta olduğunu düşünüyorum aslında. Oyun hala böyle tam şeyinde değil. O hissiyatı vermiyor bana ama. Ama iyi gibiyiz ya. Bir sorun yok. Dediğim gibi her şey ultrada. Şurada bir göstersem mi? Abi niye iz bıraktı şimdi, dur. Burada gözükmüyormuş arkadaşlar. Oyuna girmeden ana menüde gözüküyormuş. Olsun, o kadar da olur. Katil oynamıyor mu diye bir bakıyorum ama kimseye de bir şey yapmadı. Bu arada hemen aşağıdan abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha fazla böyle videolar gelecek. Haftalık dediğim gibi Daylight'lar mutlaka gelecek arkadaşlar. Daha fazla aslında bilgi içeren videolar da gelecek ama bu normal oynanış videosu olarak size atıyorum. Her zamanki gibi sevilen oynanış videosu olarak kalacak bu. Ama Dead by Daylight'la ilgili sorularınızı falan siz bana yorumlardan yazın. Ben size onları şey yapacağım. Video halinde çeker atarım. Nasıl yapmanız gerekenler, yani katilden kaçmak için yapılması gerekenler ya da katil oynarken neler yapılması gerekiyor. Onları ben size atacağım ama buradan çok görünür duruyoruz. Abicim yapma, dur. Çok yavaş bu arada eğiliyoruz. Onu beğenmedim. Koşacağım diye yürümeye bastım. Yürüyeceğim diye koşmaya bastım. Çetede bırakmadı bizi. Hadi oğlum. Bu arada abi onu bana salsana sen, gel. Biri dışarıda kaldı. Bu sefer ben olmadım dışarıda kalan. Kendi jeneratörümü kaptırmam abi, yok. Bekle, istediğin kadar bırakmıyor. Kurtarmaya gideceğim. Şu diğer adamı görürsem iyi aslında. Ben mi patlattım lan? Yok, diğer adam patlattı galiba. Ayağa kalktım, patladım. Tam çözemedim ama. Direkt koşup da ortalarına atlamayayım. Şu adam koşuyor ama. Bizim diğerini mi gördü? Yo, diğerini de görmemiş. Katil buralarda bir yerde. Önümden gidiyor. Gördünüz bu karşıda. Biz bu motoru bitiririz. İkimiz de patlattık ama. Ben patlattım mı tam anlamadım. Ayağa kalktım, sadece patladı. Bu arada alet çantası koydum mu hatırlamıyorum ya. Koymadım galiba, elimde yok. O kötü oldu. Ona dikkat etmemişim. Güzel bastık. Yukarı geri kaçıp sağ üste mi gitsem diye düşünmekteyim şu taraflara doğru ama. Bakalım, şimdi burayı bitirdikten sonra oraya bakacağım. Basamadık. Sanki katil tam iyi değil gibi ama. Şimdi anlarız onu. Heh, böyle bomba koyabiliyorum arkadaşlar. Allah, motorların üstüne bomba koyabiliyorum. Bomba koyduğum zaman katili stunlıyor. Katil motoru kırdığı zaman. Şu ortadakini hemen halletsek mi diye düşünüyorum ama çok açık ya. Oy, orada bir kuş uçtu ama. Bizim adamı mı takip ediyor? Yok. Şuna ben bir el atayım da bir. Ne kadar ilerlerse o kadar iyi. Belki gelmez. Bu biraz düşük ihtimal ama. Kuş geri geldi yerine. Şu tarafa gitmek istiyordum aslında ben. Yukarılara doğru. Orada bir motor vardır büyük ihtimal şeyin içinde. Lan. Ha yok, benim bombaymış, tamam arkadaşlar, korktum.
Yaralı adam şuradan gidiyor. Onu iyileştirmeye gidebilirdim aslında. O arkada da bir tane bizim adam var. Lan oğlum yapma. Yanlışlıkla patlattım arkadaşlar. Bu kadar da olur. Katil kesin önümden gelecek. Onu biliyorum artık. Diğer adamı kovalıyor gibi hissettim. Şurada katil. Sağımızdan yardırıyor. Sola yardırsam mı ki diye düşünüyorum. Adamı kovalıyor yanımızda. Kapağı devirdi adam. Ay, bomba koyuyor otomatikte. Korkuyorum ondan. Tam alışamadım o bomba şeyine ama bayağı iyi bomba. Hem herkes eşit görüyor motoru. Hem de bomba katil motoru kırarken bomba patlıyor ve katil bayağı bir olduğu yerde kalıyor yani, o da iyi. Hem de motor çok gerilemiyor gibi geldi bana. O özelliği var mı onu tam bilmiyorum ama. Onu şimdi şey yanlış söylemiş olmayayım da ben şu tarafa gideyim, bitti zaten. Hemen bak, dediğim gibi burada da bir motor varmış. Bunu bitirirsek katilin orada bir tane vardır. Onu da bitiririz. O zaman halletmiş oluruz da, keşke gelseler yardıma ya. Oradan buraya. Hemen dediğim gibi arkadaşlar, aşağıdan kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bakın tuzağa da koydum, bu sefer kendim koyabildim. Daha fazla istediğiniz videoları yazın mutlaka aşağı. Her oyunu çekebilirim yani, sıkıntı yok. Artık YouTube'a geri döndük. Dead by Daylight'ta da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dediğim gibi bilgi içerikli videolar da gelecek Dead by Daylight hakkında, istediğiniz oyunlar hakkında. Ama bu sadece haftalık oynanış videosu klasiğimizden. Özlerinin oynanış videolarına devam ediyoruz yani. O motor bitti. Şu an ben de bunu bitirsem herhalde kaçarız gibi. Katil de buraya gelmezse eğer, çıkış kapısını hiç görmedik. Heh, bomba koydu bak, yine korkuttu beni. Galiba sol arkama doğru bir motor şeyi vardı. Çıkış kapısı olması lazım. Her zaman aynı yerde olmuyor diye biliyorum ama. Tam aşağıda bir yerde olması lazım. Bir de sol arkaya doğru olması lazım. Bu arada adrenalin kullanıyorum arkadaşlar. Çok iyi. Siz de biliyorsunuzdur zaten. Bir kademe iyileştiriyor eğer yaralıysanız. Hem de hızlı koşma veriyor. Kısa süreliğine. Ama yine de bayağı bir iyi yani. Gördüğünüz gibi kaçıyoruz arkadaşlar da, bir adamı almış. Ha, şu emotlarda böyle kullanılıyor. Git gel yapma gibi. Gel diyor ama. Bu adamı kurtarsak mı? Bir bakalım. Kaçmayın oğlum. Gel abi gel. O adam ha kalkmış o adam zaten. Ama yaralı. Acaba gelebilecek mi buraya kadar ya? Gördüğünüz gibi arkadaşlar, çıkış kapılarının içi aynı zaten de, şuradaki tenekeler mi değişmiş, ne olmuş ya? Katil geliyor, adam da katil geldi, adam gelmedi ha, adam da geldi arkadaşlar, gördüğünüz gibi görmüş. Katil de orada kaldı tek başına. Hemen dediğim gibi, baştan kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha fazla böyle videolar gelecek.